Pascua est virentibus me colloca. In loco pascua
Değerli Saatleri Türk izleyicileri, şu anda Harbiye'de Saint-Esprit Katedrali'ndeyiz. 22 Aralık akşamı İstanbul'da vefat eden İstanbul Latin Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Monsenyör Ruben Tierra Blanca Gonzalez'in cenazesindeyiz. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de çeşitli kiliselerde hizmet eden Monsenyör Ruben, 68 yaşında Noel acifesinden 2 gün önce vefat etti. Şu anda katedralin baş rahibi Monsignor Nicola tarafından Latince bir ilahi okunuyor. Requiem Aeternam ilahisi. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. All'inizio di questa celebrazione eucaristica, permettetemi a nome di Sua Eccellenza Monsignor Zecchia, senza il benvenuto di quanti, soprattutto ai nostri fratelli e sorelle delle altre denominazioni cristiane. Voi sapete che doveva presiedere questa celebrazione Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Piretto, che è stato recentemente nominato amministratore apostolico di Istanbul. Purtroppo Sua Eccellenza Monsignor Piretto ieri ha avuto un primo test positivo al Covid, ma ora sta bene. Ho parlato con lui un'oretta fa, due ore fa. Sta attendendo il risultato di un secondo test. Sembra che le cose possano essere migliori di quello che si preventivava. Lui aveva preparato un testo di introduzione e un'omelia per questa circostanza che io, seppure indegnamente, mi permetterò di leggere. Siamo oggi uniti nella preghiera per rinnovare la nostra fede in Gesù, che è la luce venuta a illuminare le tenebre del mondo. Ci illumina anche oggi e ci aiuta a capire i disegni di Dio. Preghiamo per il nostro fratello Vescovo Ruben, che il Signore ha chiamato a sé. Siamo uniti nell'affetto e nella preghiera alla sorella Clelia e ai parenti in Messico. Noi preghiamo per il nostro fratello Vescovo Ruben e anche lui preghi per noi. Interceda presso Dio perché dia forza. Evet, Monsignor Ruben Tierra Blanca'nın vefatından sonra İzmir'in emekli başepiskopos Monsignor Lorenzo Preto papalık temsilcisi olarak İstanbul'a atandı. Aslında bu cenaze töreninin kendisi tarafından yönetilmesi düşünülüyordu. Ancak Monsignor Preto'nun dün yaptığı test sonucunda COVID pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden İstanbul'a seyahat edemedi. Il patriarca ecumenico sua santità Bartolomeo I. Şu anda törene katılmış olan kilise önderlerine hoş geldiniz denmekte. Sua beatitudine Saak II, patriarca armeno di Turchia. Sua eccellenza metropolita dileklerini gönderenlerin de isimleri zikredilmekte. E tutte le altre chiese cristiane di Istanbul. Il gran rabbino di Turchia, Sua Eminenza Isaac Aleva,
il Gran Mufti di Istanbul, professor dottor Mehmet Emin Masal. Un pensiero di gratitudine alle autorità per i loro messaggi di cordoglio. Al Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Al Prefetto di Istanbul, Ali Yerlikaya. Al Sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu. E ora iniziamo questa celebrazione invocando la misericordia del Signore. Purifichi i nostri cuori e renda gradite a Dio le nostre preghiere. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia colpa, şu anda cemaat tarafından tövbe duası okunmakta. Normalde Katolik kiliselerinde ayinin başlangıcında bu dua okunuyor. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai affidato la cura pastorale della Chiesa di Istanbul al tuo servo, il Vescovo Ruben, accoglilo nella dimora eterna, perché riceva nella gioia il premio delle sue fatiche apostoliche. Per il nostro Signore Cristo, Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lettura della prima carta di San Juan. Hermanos, en esto sabemos que conocemos Juan'ın birinci mektubundan ikinci bölüm üçüncü ayetten 11. ayete kadar okunuyor İspanyolca dilinde. Y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él.
Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en vosotros. Pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas han cejado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Joie au ciel, exulte la terre. Joie şu anda 95 numaralı mezmur okunuyor Fransızca olarak. Türkçe kutsal kitap versiyonlarında bu mezmur 96. mezmur olarak numaralandırılıyor. Yeni bir ezgi söyleyin Rabbe ayetiyle başlayan mezmurdur. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Lui, le Seigneur a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia. Sizinle beraber olsun. Ve sizinle olsun. Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. Thank you.
Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rabbe adamak için Kudüs'e götürdüler. Nitekim Rabbin yasasında ilk doğan her erkek çocuk Rabbe adanmış sayılacak diye yazılmıştır. Ayrıca Rabbin yasasında buyurulduğu gibi kurban olarak bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardı. O sırada Kudüs'te Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biri olan bu adam, İsrail'in teselli edileceği zamanı özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi. Rabbin Mesih'ini görmeden kendisinin ölmeyeceği ona Kutsal Ruh tarafından bildirilmişti. Böylece Şimon, Ruh'un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi, babası, kutsal yasanın ilgili kuralını yerine getirmek üzere onu içeri getirdiklerinde, Şimon onu kucağına aldı ve Tanrı'yı överek şöyle dedi: "Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun. Kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm." İsa'nın annesiyle babası onun hakkında söylenenlere şaştılar. Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi: "Bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak." Dinlediğimiz bu kutsal sözler için Rabb'e şükredelim. Come dicevo all'inizio, sono le parole di Monsignor Lorenzo Tiretto. Carissimi fratelli, sorelle, amici, abbiamo rivolto a Dio, ricco di misericordia, con fede e con amore, questa preghiera che esprime bene i nostri sentimenti. O Dio, che hai affidato la cura pastorale della Chiesa di Istanbul al tuo servo, il Vescovo Ruben, accoglilo nella dimora eterna, perché riceva nella gioia il premio delle sue fatiche apostoliche. Monsignor Ruben è nella gioia del paradiso e anche noi siamo ancora nella gioia del Natale. È l'annuncio degli angeli ai pastori. Vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato per voi un bambino. Il bambino Gesù ci assicura che siamo amati da Dio. In Gesù, che viene in mezzo a noi, noi vediamo la tenerezza di Dio. Il testo del Vangelo che abbiamo ascoltato ci parla della presentazione di Gesù bambino al Tempio. I genitori, Maria e Giuseppe, secondo la tradizione ebraica, offrono il loro primogenito al Signore. Ed ecco che compare il vecchio Simeone, che illuminato dallo Spirito Santo riconosce nel bambino il Salvatore del mondo, la luce per illuminare tutti gli uomini. Canta il suo ringraziamento a Dio. È pronto ora a lasciare questo mondo
e a ritornare nell'abbraccio di Dio Padre. Posso immaginare in questo momento anche il nostro fratello vescovo Rubén, come il suo padre spirituale San Francesco, anche lui ha ricevuto dalle mani di Maria il bambino Gesù. Lo ha preso tra le sue braccia, lo ha baciato con fede e tenerezza ed è passato a contemplarlo per sempre nella gioia del paradiso. Lo ha meditato, perché è vissuto nella luce dell'amore di Dio, come ha raccomandato San Giovanni nella lettera che abbiamo ascoltato oggi. Si è impegnato in tutta la sua vita a mettere in pratica il comandamento nuovo di Gesù: amatevi come io vi ho amati. Siamo tutti fragili e deboli, tutti peccatori, ma con la grazia del Signore si possono fare meraviglie. È il ricordo che noi portiamo nel cuore del nostro fratello vescovo Rubén, è proprio quello del suo sorriso, della sua amabilità. È stato l'uomo del dialogo con tutti, sempre disposto all'ascolto, all'aiuto e alla collaborazione. Ha anticipato con l'esempio della sua vita l'insegnamento dell'ultima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti. È stato sempre alla ricerca dell'unità all'interno della diocesi di Istanbul e della Chiesa Cattolica di Turchia. Nell'impegno del dialogo ecumenico e interreligioso, nei rapporti fraterni con i fratelli maggiori ebrei e con i fratelli musulmani, ha voluto pregare con tutti il Dio che è padre di tutti e vuole che gli uomini si sentano uniti in una sola grande famiglia e vivano come fratelli. Il nostro fratello vescovo Rubén, in questo momento di prova e di sofferenza dovuta alla pandemia del coronavirus, ci esorta a confidare nel Signore Gesù. Ha vissuto questa triste esperienza e ci incoraggia a cambiare la nostra vita, rendendola meno egoista e più piena di amore. Grazie, fratello vescovo Rubén, per l'esempio di umanità e di fede che ci hai dato. Ve şu anda Ankara'da, Ankara'da bulunan Vatikan Büyükelçiliğinin baş müsteşarı Peder Walter Erbi İtalyanca bir vaaz veriyor. Ad essere sempre pronti a collaborare con tutti e a portare consolazione e speranza a tutti. Aiuta noi cristiani a presentare nella vita il vero volto del Vangelo di Gesù. Vangelo che è gioia, perché è dono di sé generoso e disinteressato. Okuduğu bu vaaz metni aslında töreni yapması beklenen İstanbul İzmir Başepiskopu Lorenzo Pretto'nun kaleme aldığı metindi. Kendisi törene katılamadığı için şu anda Vatikan baş müsteşarı olan Peder okuyor. E continua a sorriderci. Şimdi farklı dillerde kısa dualar dinleyeceğiz. Cemaat tarafından okunacaklar. Noi siamo del Signore. Rivolgiamo a lui la nostra preghiera perché di fronte al rischio della morte infonda in noi la beata speranza della Seigneur Jésus, toi qui as fait revivre les morts,
Accorde la vie éternelle à notre frère, ton serviteur, ton évêque, Ruben. Nous t'en prions. Seigneur, İsa Mesih, acımızı gör ve Monsignor Ruben için yaptığımız duaları dinle. Onun ruhu, senin lütfun sayesinde ölümden kurtulup, bütün azizler birlikte cennetin sonsuz mutluluğuna kavuşsun, dua edelim. For our deceased brother, our Bishop Ruben, that the God of mercy may introduce him into the full possession of eternal life for which he hoped on his earthly pilgrimage. Let us pray. Por la hermana del obispo Rubén, doña Celia, y por sus parientes y amigos, para que el dolor de la separación se abra a la certeza de que la muerte no rompe nuestra comunión en Cristo, en la que cada uno de nosotros vive. Oremos. Morte siamo tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede e accogli il nostro fratello Ruben insieme ai santi nella gioia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Evet, şimdi kutsal kitap okumaları, vaazlar ve cemaat tarafından okunan evrensel dualar kısmı bitti. İtalyanca bir ilahi dinleyeceğiz. Bu sırada komünyon olarak kutsalmak üzere ekmek ve şarap sunak masasına getirilecekler ve sunma duaları için hazırlanacaklar. Da görüyorsunuz. Şu anda ayağa kalktı. Sol tarafında Türkiye'li Ermeni Katolik Kilisesi'nin ruhani reisi Başepiskopos Levon Zekian bulunuyordu. Sağ tarafında ise Keldani Kilisesi Başepiskoposu Monsignor Ramzi Garmo. Conserva in me, Signore, il segno della tua gloria, che mi splenda in eterno. Io prego, risorgerò questo mio corpo. Salvatore, Cristo mio Redentore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e per la sua santa Chiesa. Padre di divina clemenza, questa liturgia che il nostro vescovo Ruben, mentre era con noi, celebrava per la salvezza del suo popolo, sia ora per lui sorgente di salvezza e di pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono i cuori del Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, l'uomo mortale è innalzato alla dignità perenne, e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Salvator, venis cum celie terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in Per Sanctus est Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quesimus, spiritus tui, ore sanctifica. Ut hoc corpus et sanguis fiat Domini nostri, Jesu Christi, qui cum passione voluntari et redentur, accipi pane et gratias agens regi, Veni quei discipoli sui dicens, accipite et mancare et sopomnes, hoc est in corpus meum,
quod pro nobis Memento, famuli tui, episcopi Ruben, quem a te ex hoc mundo vocasti. Concedi, ut qui complantatus fuit similitudini mortis filii tui, simul fiat et resurrectionis ipsius. Memento etiam, fratrum nostrorum, quis per resurrectionis dormiens, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, beatis apostolis, et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vite mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per Filium Tuum, Iesum Christum. Per inso et cum inso et in inso, et tibi Deo Pari omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honore et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Evet, şimdi ekmek ve şarabın kutsandığı bölümü izledik.
Şimdi göklerdeki babamız duası okunacak ve akabinde komünyon dağıtılacak katılanlara. Latince olarak okunuyor göklerdeki babamız duası. Sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è la potenza e la gloria del Signore. Signore Gesù Cristo, chiedete tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Akabinde cemaat üyeleri kutsal komünyonu alacaklar. Daha sonra ilahiler ve son takdis ile buradaki tören sona erecek. Ama bizim yayınlarımız sona ermeyecek. Stüdyoya bağlanacağız. Monsignor Tierra Blanca'dan bahsedeceğiz. Ve saat 1'de Ferit Latin Katolik Mezarlığı'ndaki defin merasimini de canlı yayında ekrana getireceğiz. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla parola. Şimdi komünyon dağıtılacaktır. Komünyon Rabbimiz Mesih İsa'nın bedeni ve kanıdır. Bu nedenle sadece vaftiz olmuş olanlar komünyon almak için gelebilirler. Misafirlerimiz bulundukları yerden ayine katılmaya devam edebilirler. Thank you.
Thank you.
Apri le braccia della tua misericordia, Signore, al nostro fratello il Vescovo Ruben. Per questo sacrificio eucaristico dona al tuo servo che ha sperato nel Cristo e ha testimoniato agli uomini la comunione eterna con Lui nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. In assenza di Sua Eccellenza Monsignor Paul Russell, nunzio apostolico, al momento fuori sede, compio il dovere di trasmettere il messaggio a firma dell'eminentissimo Cardinale di Stato che il Santo Padre Francesco ha voluto inviare la triste occasione del decesso di Sua Eccellenza Monsignor Ruben Tierrablanca Gonzales, vescovo titolare di Tuburnica, vicario apostolico di Istanbul e amministratore apostolico dell'esarcato per i cattolici di rito bizantino, nonché presidente della Conferenza Episcopale della Turchia. Aprenant avec tristesse le rappel à Dieu de son excellence Monseigneur Ben Tierrablanca Gonzales, vicaire apostolique d'Istanbul et administrateur apostolique de l'exarcato catholique de rite byzantin, sa sainteté le pape François exprime ses vives condoléances à ses proches, à la famille franciscaine, aux prélats de la Conférence épiscopale catholique de Turquie, ainsi qu'à tous les fidèles dont il a été pasteur. Le Saint-Père les confie à la miséricorde du Seigneur pour qu'il l'accueille dans sa demeure de paix et de lumière. Engage de réconfort, il envoie de grands cœurs à sa famille, aux personnes qui l'ont accompagné pendant sa maladie et à tous ceux qui touchent cette disparition, en particulier bénédiction apostolique. Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État. Leggo anche la lettera inviata da Sua Eminenza il Cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. È con profondo dolore che ho appreso del ritorno alla casa del Padre di Sua Eccellenza Monsignor Ruben Tierrablanca, vicario apostolico di Istanbul, amministratore apostolico dell'esarcato per i fedeli bizantini in Turchia, è vero frate minore, come avrebbe detto il serafico padre San Francesco d'Assisi. Come molti hanno sperimentato in quest'anno di terribile pandemia, anche il caro Vescovo Ruben è stato visitato da sola nostra morte corporale. Sono certo, infatti,
che per quanto gli è stato possibile, davvero figlio di San Francesco, la accolta proprio così, come una sorella. Laudato sì, mi Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale guai a quelli che morranno nelle peccata mortale, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, la morte seconda non farà male. Non qualcosa di cui avere paura, ma una sorella che lo ha preso per mano e condotto a contemplare il volto del Padre e del Figlio, crocifisso e risorto, il cui Vangelo e le cui orme il Signore gli ispirò a seguire più da vicino, come recita la formula della professione religiosa francescana. Oggi vogliamo rendere grazie al Signore per il dono prezioso che ha rappresentato Sua Eccellenza Monsignor Tierrabranco González, non solo per la Chiesa Cattolica di Turchia, ma anche per il dialogo con i fratelli cristiani ortodossi. La sua capacità di accogliere serenamente tutti e la sua grande volontà hanno rappresentato due tra le cifre più importanti dell'Eccellenza Monsignor Tierrabranco. Ci ha colpito in modo particolare la bella espressione usata dal patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, nel piangerlo lo ha additato come il mio pastore francescano. Anche da vescovo, nel suo rapportarsi con l'Islam, Monsignor Tierrabranca ha vissuto autenticamente quel carisma che tanti anni prima aveva ricevuto in dono dal Signore. Quante volte nel corso dei suoi anni trascorsi in Turchia avrà meditato il capitolo 16° della regola non bollata, dedicato a coloro che vanno tra i saraceni. Infatti poi possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. Cattolici turchi e coloro che hanno avuto l'opportunità di lavorare con lui lo ricordano con gratitudine, ha scritto alla Conferenza Episcopale Turca annunciando la morte del suo presidente dal 2018. Anche la Congregazione per le Chiese Orientali si unisce volentieri a questo coro di gratitudine per ringraziare il Signore di avercelo donato e fatto incontrare. Io stesso, che ebbi la gioia di ordinarlo vescovo l'11 giugno 2016, lo piango come un fratello carissimo e lo affido all'intercessione della Beata Vergine di Guadalupe, di cui egli, come figlio dell'amata terra messicana, era tanto devoto. Leonardo Cardinal Sandri, prefetto. Don Flavio Pace, sottosegretario. Permettetemi di trasmettere altresì il sentito cordoglio di Sua Eccellenza Monsignor Paul Russell, nunzio apostolico, è la sua vicinanza nel dolore e nella preghiera che mi ha chiesto di far pervenire alla famiglia del compianto Monsignor Rubén Tierrabranca González e alle comunità del Vicariato Apostolico, dell'Esarcato Apostolico e dell'Ordine dei Frati Minori. Permettete anche a me di esprimere a tutti le mie più sentite e personali condoglianze. Eminenze, cari sacerdoti, fratelli e sorelle, abbiamo appreso con grande dolore la notizia del ritorno alla casa del padre del vescovo Rubén, dopo più di una settimana di un lungo calvario. Io personalmente stesso ebbi modo di conoscerlo mentre eravamo riuniti in questa città. Risuonarono queste parole e un segno della nostra speranza condivise nelle promesse di Dio e del nostro desiderio di vedere adempiuta la preghiera che Gesù elevò per i suoi discepoli alla vigilia della sua passione e morte. Gesù diede la propria vita sulla croce per radunare nell'unità i figli di Dio dispersi, per
abbattere i muri di divisione. Di fronte al mistero della sofferenza e della morte, oggi tutti noi diciamo insieme, cattolici ed ortodossi, la nostra speranza nella vita eterna che la risurrezione di Cristo ha donato ad ogni uomo, e insieme preghiamo perché Sua Eccellenza possa ricevere il premio ai servi fedeli del Santo Vangelo. In questo momento invoco l'intercessione della tutta Santa Madre di Dio, di San Gregorio l'Illuminatore e San Gregorio di Narek, per l'anima del defunto. Oggi vi uniscono nelle espressioni di suffragio Patriarca Armeno di Costantinopoli, Sua Eminenza Saak II, tutti i vescovi, sacerdoti e fedeli della Chiesa Armena Apostolica. Vescovo Ruben ci ha lasciato una grandissima testimonianza di umiltà, fraternità ed amore di Gesù. Caro Vescovo Ruben, non ti dimenticheremo mai. Grazie. İstanbul Latin Katolik Kilise Cemaatinden tarafından iki dilde konuşacağım. Önce Türkçe, sonra İngilizce. I will speak in the name of our Latin Catholic Church of Istanbul in two languages, first in Turkish, after in English. Öncelikle bizim acı yaşadığın zamanından, şu anda liturji zamanında toplanan eminenslere ve bütün saygıdeğer arkadaşlarımın, dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Nunciatur tarafından gelenlerin, Monsignor Walter'ı ve bütün Katolik cemaat kiliselerden, Süryani, Ermeni ve Keldani kiliseler tarafından, aynı zamanda bizim kardeş kiliselerimizden, Patrikhane'den, Rum Patrikhane'den ve Ermeni Patrikhane'den, Süryani Kadim kiliseler tarafından gelen ve aynı zamanda bizim sivil otoriteler tarafından gelen hem taziye için hem de başsağlığı mesajları için öncelikle bizim Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderen mesajı, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Başkanı tarafından gönderen ve valilikten gelenlere ve başsağlığı söylenenlere, müftülükten gelenlere, bu liste çok uzun olacak ama aynı zamanda bizim farklı ülkelerden gelen başkonsolosluğun ve konsolosluğun da teşekkür etmek istiyorum. Şimdi aramızda Meksika Büyükelçilikten ve konsolosluktan gelenlere, reprezentanlara teşekkür etmek istiyorum. Polonya, Fransa, İspanya, Meksika söyledim. Birkaç tane de başka ülkelerden mesajları da geliyorlar. Onların şu anda bizim medya tarafından, şimdi de SatTürk kardeşlerin ve programına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu mesaj bütün dünyaya geliyor. Bizim Monsignor Ruben her yerde tanımış oluyordu ve bu yüzden biz de bu şekilde bütün bizim kardeşlerimize yakın olduğunda, maddi ve manevi şekilde bizim yakın olduğunda teşekkür etmek istiyoruz. Ve öncelikle bizim bu kilisede İstanbul Latin Katolik Kilise cemaatlerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz de acı durumda aynı zamanda imanda devam etmek istiyoruz. Bu yüzden size burada aramızda olduğunda çok çok teşekkür ediyorum. Umarım ki hiç kimse
burada kaybetmedim bu liselerden. Eğer kaybedersem özür dileriyorum çünkü bu liturjiyi uzatmak pek çok fazla istemiyorum. Aynı zamanda şimdi de not da koydum. Belediye başkanı da, Şişli Belediye Başkanı da unuttum. Teşekkür geldiğiniz için teşekkür ediyorum ve saygı gösteriyorum. I would like to express in the name of the Latin Catholic Church of Istanbul my thanksgiving to your presence, especially during this liturgy, especially to our president of this liturgy, Monsignor Varta from the Nunciature, our churches, friars from the friar churches like Catholic, Suriani, and Kaldeni Catholic churches, from the churches, Christian churches from Istanbul, from the Patriarch Bartimak, Ecumenical Patriarch, Patriarch of Armenian and Syriac Orthodox Church. This is for us very important and very significant, your presence here. Especially, I would like to express my thanksgiving to the authorities, civil authorities from this country, from our president, Recep Tayyip Erdogan, to the mayor of Istanbul, to the prefect of Istanbul, to the muftiluk of Istanbul, and also the community of Hebrew from anda, Istanbul, from your Monsignor Ruben Tierra Blanca'nın vekilliğini yapmış olan Peter Pavel'in teşekkür konuşmasını dinliyoruz. This is also a moment also to thanks also to the Beyoğlu and Şişli Belediye Başkanlara. This is also your moment also of your presence here within us. I would like to express the thanksgiving to the ambassadors and the consulates of the different countries, which is the country of Mexico, from Poland, from France, from East, from Spain, from Italy. This is for us very important that you are within us with your presence. And in the end, my thanksgiving to all the communities and faithful person from Istanbul, from the different religious group and the schools of Istanbul, who are here and who pray also for our community to keep our faith and to for our Monsignor Ruben. Thank you very much. Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Törenimiz Latin Katolik mezarlığı devam edecekti. Our celebration now is ended. We continue directly to the cemetery, the Latin Catholic Cemetery in Ferikköy. La célébration religieuse a pris fin. Nous allons continuer maintenant avec la cérémonie au cimetière Latin Catholique à Ferikköy. Thank you.
Herkese merhaba. Bugün Lezzetli Sohbetler'de Sade Türk'te canlı yayındayız yine. Farklı bir konseptle beraberiz güzel insanlar. Bugün biraz hüzünlüyüz. Bugün bir vedamız var. Sade Türk'ü izleyenler için aslında bugün birazcık özetini geçmek istiyorum. İstanbul Latin Katolik Episkoposu Monsignor Ruben Tierra Blanca Gonzalez'i Rabbi yanına uğurluyoruz. Biraz önce kilise törenini izledik beraber. Yaklaşık bir saat sonra da biz ne yapacağız? Buradan mezarlık bölümüne geçeceğiz. Kendisine sevgi, saygılarımızı aslında göstermek istiyoruz. Ve bugün konuşacağız hep beraber. Yanımda Kanivar Bakır var, ona merhaba diyeceğim ve konuşacağız. Ölümü konuşacağız. Ölüm biz inananlar için bir son mudur? Nedir bizim için ölüm? Korkulması gereken bir şey mi? Bir veda mı? Bunun sonrası var mı? Ne oluyor? Ve yaz sürecini konuşacağız beraber ve siz de bize eşlik edin. Beraber olalım. Ve bu özel günde, aslında bugün de konuşmak istiyoruz, paylaşmak istiyoruz. Çünkü yaşam olduğu kadar ölüm de bizim hayatımızın bir parçası. Kanivar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, hamdolsun. Bugün biraz hüzünlü bir gün. Evet, biraz böyle oldu. Ben ufak ufak bilgiler vermek istiyorum. Ne dedik? İstanbul Latin Katolik Episkoposu Monsignor Ruben Tierra Blanca Gonzalez'i Rabbin yanına uğurladık. Ve aslında onun hakkında kısacık bilgiler verelim. Tanıyanlar vardır, tanımayanlar vardır. 1952 Meksika doğumlu kendisi. Ve dünyanın birçok yerinde de görev almış. Yani sadece İstanbul'da değil. İtalya'da da hem keşis hem peder zaten. Kendisi sadece psikopos değil, hem keşis hem peder olarak anılıyor. 68 yaşında onu uğurladık. Zor bir süreç geçirmiş. Yani 20 gün kadar yoğun bakımda kalmış kendisi. Ve 2016 yılında aslında Latin Katolik Episkoposu atanmış. Ve biz de Sade Türk olarak bunu yayınlamışız. Aslında bu bizim için hem bir onur, hem de şimdi cenazesini yayınlıyoruz. Hüzünlü, böyle iki duygu bir arada götürmeye çalışıyoruz. Sadece İstanbul'un değil, Ankara ve İç Anadolu'nun da birçok şehrinin episkoposumuş kendisi. Yani sadece İstanbul gibi düşünme. Ruben kardeşimiz gerçekten hem Ankara hem de birçok şehrin episkoposu. Şimdi İnsanların tabii kafasında şu vardır, bundan sonra ne olacak, kim atanacak, ne zaman atanacak. Yani bizim elimizde olan bilgiler, Paskalya dönemine kadar yeni bir Katolik liderin atanacağı umudumuz var. Buradan da zaten bu olduğunda Sade Türk olarak mutlaka bu haberi geçeriz. O zaman ölüm diyeceğiz biraz. Aslında yaşam kadar ölümü de gerçekçiliği var değil mi? Nasıl yaşıyorsak ve bu şekilde devam ediyorsak aslında ölüm de bizim hayatımızın bir gerçeği. Ama inanlar olarak aslında farklı da bir bakış açımız var. Farklı umutlarımız var. Bunları konuşacağız seninle. Başlayalım mı? Tabii ki. Öncelikle İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposu, yani değerli kardeşimiz Ruben'i kaybettiğimiz için üzgünüz ve onun hem ailesine, yakınlarına, onun cenaze törenine katılan, onu tanıyan herkese. Çok kısacık bir ara vermek zorundayız. Mini minnacık tekrar karşınızda olacağız.
the feast of the body and blood of Christ. Herkese merhaba. Yayınımız devam ediyor. Şu anda Sadede Türk ekranlarındasınız. Canlı yayındayız ve tekrar hatırlatmak istiyorum ekranlarını yeni açanlar için. Bugün İstanbul Latin Katolik Episkoposu Monsignor Ruben Tierra Blanca Gonzales'i son yolculuğuna, yani Mesih'in yanına uğurluyoruz ve kiliseden bağlantımız vardı. Onun cenaze törenini verdik Sadede Türk olarak ve yaklaşık bir saat sonra da mezarlıktan bağlantı kuracağız. Ve biz de bugün lezzetli sohbetler olarak farklı bir yayın yapmak istedik. Ölümle ilgili, yasla ilgili konuşacağız. Biz inananlar için aslında yas ve ölüm nedir? Bu bir son mudur? Tanrı'nın ölüme ve bu konuya bakış açısını biraz bakacağız ve yüreklerde evet insan olarak özlem duyuyoruz ve bugün de hüzünlüyüz ama belki bugün konuşacağımız ayetler bize farklı bir bakış açısı da sağlar bu konuda. Her şeyin bir veda ile ilgili olmadığını, daha fazlası olduğunu göreceğiz. Evet. Ya şöyle önce yani İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposu değerli, gerçekten çok değerli Ruben kardeşimizin yakınlarına gerçekten onun cenaze törenine katılan değerli dostlarımıza, onu sevenlerine, ailesindeki her bir kişiye ve aslında bütün Hristiyan camiasına başsağlığı dilemek istiyoruz. Yani onun ölümü gerçekten bizi üzen bir durum oldu. Çünkü Rab'de çok değerliydi ve Rab'de çok sadık biri olarak görevini tamamladığını biliyoruz ve ben de bugün bütün bunları düşünürken Rabbin yüreğime koyduğu çok değerli bir ayet vardı. Mezmur 116:15'te şöyle yazıyor: Rabbin gözünde değerlidir sadık kullarının ölümü. Yani sadık kulu olarak bir kişinin Rab'be gitmesi gerçekten Rabbin gözünde değerlidir ve aslında bu Rabbin gözünde değerli olmasını ben hayatımda ilk defa eski antlaşmayı okurken Musa'nın ölümünü okumuştum ve orada ilk defa yani Tanrı'nın kendisi öyle bir devreye giriyor ki yani Musa'ya o kadar çok değer veriyor ki İsrail halkının onu kendi elleriyle gömmesine izin vermedi. Tanrı Şeria Irmağı'nın hemen yanındaki dağda diyor ki Rabbin kendisi onu gömdü. Kendi elleriyle onu gömdü. Yani o yüzden gerçekten Rabbin sadık kulları değerlidir. Ölümleri onun gözünde daha da değerlidir diyebiliriz. Ama tabii ki biz Hristiyanlar olarak şunu düşünüyoruz. Yani gözlerini yaşama kapamış olan, Rab'be ait olan bizler ne olacağız? Ölümden diriliş var mı? Bunun hakkında ne öğrenebiliriz? Bir şey biliyor muyuz? Biliyoruz. Hamdolsun ki Rabbin kelamına yaklaşıyoruz. Onun kelamını her gün okuyoruz ve Rabbin kendisi de kelamı aracılığıyla bize çok fazla şey öğretiyor. Yani ilk olarak mesela benim ölümden diriliş ya da Rab'be ait olan ölülere ne olacağı hakkında öğrendiğim ayetlerden bir tanesi 1. Selanikliler 4. bölüm 13 ve 18'e kadar olan ayetlerde çok belirgin bir şekilde dile getiriyor. Ve diyor ki, kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. Bunlar elçilerin sözleri. Diyor ki, İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte
geri getirecektir. Amin. Ona inanıp iman edip onunla birlikte aslında olanları geri getirecektir diyor. Bu çok büyük bir teselli. Belki yani bu hüzünlü günlerde böyle kayıplar yaşadığımızda kardeşlerimizi, sevdiğimiz insanları ve inananlar kardeşlerimizi kaybettiğimizde Tanrı'nın sözüne baktığımızda ki doğru bir söz, diri bir söz. Bu bizim yüreğimizde belki birazcık yakınlarına da bugün su serpebilir. Bu sözler belki onların bu yaz sürecinde onlara teselli olabilir. Bizim de kayıplarımız olduğunda bize teselli olacak sözler. Bizim için de bir tesellidir. Çünkü değerli Ruben kardeşimizin ölümü bizim için de önemlidir. Ve aslında burada olmamda bir altyapı, bir şey görüyorum. Çünkü ben de 5 yıl kadar önce kendi kilise önderimi, değerli Kaan Kor Yüreği kaybettim. Onunla çok yakındım. Ondan bazı dersler aldım. Bir yıl boyunca kilisenin ikinci toplantısında her ay onunla beraber vaaz verdim. Yani vaazın yarısını bana verdiriyordu, yarısını o veriyordu. Ve sonra birdenbire yani böyle bir Tanrı adamının gözlerini yaşama kapaması benim için çok hüzünlü ve zor olmuştu. Ama biz bu sözlerle teselli bulduk. Amin. O Amin. Rabbin yanındadır. Amin. O güvendedir. O sadık olan ellerdedir. Çünkü o sadıktı. Rabbe ait biri olarak gözlerini yaşama kapadı. Sadık kulların ölümü Rabbin gözünde bu yüzden değerlidir ve bizim gözümüzde de değerli olmalıdır. Bu yüzden bugün bunu hatırlıyoruz, bunu konuşuyoruz. Ve Rabbin sözüne biz bakmaya devam ettiğimizde bu Selanikliler 4.13'den 18'e kadar olan ayetlerde şöyle devam ediyor. Rabbin sözüne dayanarak size diyoruz ki, biz yaşamakta olanlar, Rabbin gelişinde hayatta olanlar, gözlerini yaşama kapayanların önüne asla geçmeyeceğiz. Son gün için yani bizler ayakta Mesih'i karşılayacağız. Diyelim ki şimdi son geldi ve Mesih'in gökten gelişini gözlerimizle göreceğiz. Ama onların önüne geçmeyeceğiz. Onlar ölümden dirilecekler. Yani bu diri bir umuttur ve bizler onlarla birlikte olacağız. Onları yüz yüze göreceğiz. Bununla ilgili daha başka referans ayetler vereceğiz ama bu değerli sözlere devam etmek istiyorum. Rabbin kendisi diyor, bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Yani bu çok güzel bir şey. Ona ait ölüler dirilecek. Yani sonsuza dek ölmeyecekler, yok olmayacaklar. Yani bu diri bir umuttur. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içerisinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin diyor. Ya biz ve Rabbin sadık kulları olarak gözlerini yaşama kapayanlar hep birlikte Rabbin huzurunda olacağız. Onunla birlikte yaşayacağız. Ve bu sözlerle diyor ki birbirinizi teselli edin. Ruben kardeşin ölümü bu yüzden değerlidir. Hem hüzündür, gerçekten değerlidir. Hem de bir tesellidir Rabbin bu sözleri bizler için. Evet, çünkü Mesih'in yanına gittiğini biliyoruz. Ve bu yolculukta Mesih'le beraber olacağı için aslında seviniyoruz onun için. Ama bir yandan da insan olarak tabii ki sevdiklerimizi kaybettiğimiz zaman bu kadar değerli insanlar çok zor. Bu dünyadan gittiği zaman zorlanıyoruz. Evet. Bu yüzden işte Rabbin sözlerine daha fazla yakınlaşmamız gerekiyor. Evet. Ve bundan zaten Rab de diyor, bu sözlerle teselli bulun. Evet. Biz de bugün bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Birbirimize teselli vermeye çalışıyoruz Rabbin diri sözüyle. Ve yine ölümle ilgili, ölümden dirilişle ilgili, yani sadece Rab geldiğinde karşılanmakla ilgili değil ama canlarımız Rab'be teslim edildiği zaman neler olacağı, nasıl bir dirilişin olacağı, neler yaşayacağımız hakkında 1. Korintiler 15. bölüm çok geniş bir yer veriyor. Önce ilk bölümüne bakarız, sonra ikinci bölümüne bakarız. Çünkü ilk bölümünde şöyle diyor, ölüler nasıl dirilecek, nasıl bir bedenle gelecekler diye soruluyor. İkinci yarısında da size bir sır vereceğim diyor. Yani
bizler Rabbe sadık kullar olarak gözlerini yaşamak kapayanlar ne olacak? Değerli Ruben kardeş, gözlerini yaşama şu anda kapamış olarak nerededir, nereye gitti? Hı hı. Bunu gerçekten Rabbin sır olan sözleriyle bunları konuşabiliriz. Bunları konuşacağız ama ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bunu duymayanlar ya da şimdi ekranlarını açanlar varsa, İstanbul Latin Katolik Episkoposu Monsignor Ruben Tierra Blanca Gonzalez'in aslında kilise törenini verdik, cenaze törenini verdik. Yaklaşık bir saat sonra da biz mezarlığa gideceğiz Satelli Türk olarak ve oradan da bu görüntüleri vermeye devam edeceğiz. Sosyal medyadan da bunları takip edebilirsiniz ve izleyebilirsiniz canlı olarak. Buradan bu bilgiyi geçmek istiyorum ve devam ediyoruz. Tabii ki. Yani o zaman ilk bölüme bakalım. 1. Korintliler kitabı 15. bölüm 35'ten 45'e kadar olan ayetler. Yani ayet ayet, parça parça gidebiliriz. Çünkü Rabbin sözünü, Rabbin kelamını kavramak önemlidir, değerlidir. Hı-hı. Hı-hı. Ve sen de değerli yorumlarını aslında bizimle paylaşabilirsin. Şöyle başlıyor, diyor ki, ama biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek? Nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Yani aslında bizler birer tohum olarak görülüyoruz ve bizler ölmedikçe aslında gerçek yaşama. Eski antlaşmaya baktığımız zaman eski peygamberler için ve o dönemde Rabbin kutsalları olarak yaşayanlar için gelip geçici bir çadırda, sadece bu dünyada bir konuk olduklarını söylüyorlar. Ve asıl evlerini, asıl yaşayacakları yeri daha henüz bu dünyadayken özlemle beklediklerini aslında işitiyoruz. Yani o zaman demek ki burası geçici, kalıcı olan Rabbin kendisiyle birlikte bizim yaşamamız. Amin. Ve bu yaşam için önce bir tohum gibi aslında yaşama, ölmek gerekiyor ki yeni bir yaratılış giyinebilelim. Devamında şöyle diyor. Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti, balık eti başka başkadır. Göksel bedenler vardır, dünyasal bedenler vardır. Yani şunu görüyoruz. Göksel olan bir beden var biz insan için bekleyen. Ve dünyasal olan bir beden var. Biz şu anda dünyasal olan bedende yaşıyoruz. Ama göksel olanı da yaşayacağız. Yani değerli Ruben kardeşin yaşayacağı şey aslında göksel olan bedeni giyinmek şu anda. Diyor ki, güneşin görkemi başka, ayın görkemi başka, yıldızların görkemi başkadır. Görkem bakımından yıldız yıldızdan farklıdır. Ölülerin dirilişi de böyledir. Onların dirilişi de böyle olacak. Onlar ölümden dirildiğinde yeni yaratılmış bir bedenle dirilişe kavuşacaktır. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür. Evet, yani bizler ölürüz ve bu beden toprakta çürür. Hı hı. Ama böyle devam etmiyor. Diyor ki, görkemli olarak diriltilir. Amin. Görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, insan olarak gömülür. Güçlü olarak diriltilir. Bu da çok değerlidir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Yani bazı kişiler işte ruh olarak işte yaşayacağız falan değil diyorlar ama aslında göksel bir beden alacağımızı Tanrı bize söylüyor. Yani dünyasal bir beden, çürüyen bir beden, zayıf bir beden ama onun yerine güçlü, ruhsal, zayıf olmayan bir beden olarak diriltileceğimizi söylüyor. Diyor ki, doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan can oldu, son Adem ise yaşam veren ruh. Yani şunu söylemek istiyor. Evet, bizler ilk Adem aracılığıyla ölüme mahkum edilmiş olabiliriz. Evet. Ama son yaşayan Adem, yani Rabbimiz İsa Mesih sayesinde bizler gerçekten yaşayacağız. Yaşam veren ruhu almış olarak Rabbin kendisiyle birlikte olacağız diyor.
O zaman şunu söyleyebiliriz. Evet, ölüm var çünkü günah vardı. Ve bu yüzden hepimiz aslında öleceğiz. Bu beden ölecek. Çünkü hastalıklara maruz kalıyor, sıkıntılara maruz kalıyor ve bitecek yani. Bu bedenin bir sonu var. Ama işte bunun sonrası olacak. Yani biz daha iyi, daha güzel, daha diri, değil mi, bir görünüme sahip olacağız. Tabii ki. Ve sonsuza kadar bence en güzel bölüm Mesih'le beraber olacağımız bölümü. Yani evet, ölüm çok korkutucu geliyor olabilir. Baktığımızda yani hiçbir insan için, hiç kimse ölmek istemiyordur şimdi, değil mi? Yani sorduğumuzda korkutucu bir şey, ama işte bunları okurken ve düşünürken aslında biz inananlar için bunun asla bir son olmadığını, daha güzel bir şeye aslında adım attığımızı da görüyoruz. Çok büyük bir teselli ve umut. Evet, evet, yani kesinlikle öyle. Ve yani Korintliler 15. bölümün ikinci yarısına, ikinci bölümüne bakacağız. Orada da bir sır açıkladığını söylüyor aslında baktığımız zaman Pavlus'un kendisi. Diyor ki işte size bir sır açıklıyorum. 1. Korintliler 15, 51'den 55'e kadar olan ayetlerde. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Yani bir kez bunu bilmek gerekiyor. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Rabbe ait olan olarak ölmüş olanlar var. Bir de Rabbin kendisi borazan sesiyle geldiğinde onlar, Rabbe ait olanlar, yani birdenbire yıkılıp ölmeyecekler. Lafını balla bölüyorum ama bir telefonumuz var. Tabii ki. Bir alo demek istiyorum efendim. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Sesimiz size geliyor mu? Alo. Bizi duyabiliyor Alo. Musunuz? Şimdi geldim. Hah. Alo. Evet, merhaba. Bizi... Alo. Evet, biz sizi duyuyoruz. Siz bizi duyuyor musunuz acaba? Alo. Merhaba. Sanırım bizim sesimiz gitmiyor. Alo. Çünkü biz sesi alıyoruz ama. Alo, merhaba. Merhaba. Evet. Bir daha bağlanmaya deneyeceğiz. Çünkü ufak bir problem var. Devam edelim Kanivar. Tabii ki. Yani bir sır olarak söylüyor. Yani o gün bizler de, yani yaşamakta olanlar dahil ölmeyeceğiz. Yani o gün değiştirileceğiz. Yani Rabbin sözü ve kelamı böyle yazıyor. Evet diyor, borazan çalınacak. Ölüler çürümez olarak dirilecek. Amin. Yani Amin. Rabbin sadık Amin. Kulları olarak gözlerini yaşama Amin. Kavuşanlar burada tekrarlanıyor. Ne kadar güzel ve değerli sözler. Ve bunu bir sır olarak açıklıyor. Yani Pavlus bize diyor ki, çünkü ölüler çürümez olarak dirilecek. Dirilecek ve biz de değiştirileceğiz diyor. Bunu çok güzel bir şekilde bizlere bildiriyor ve bizlere bir teselli, bir umut kaynağı oluyor. Bizler ne düşünüyoruz? O zaman biz yaşasak da ölsek de Rabbe sadık olan kulları olarak ölümden yaşama geçeceğiz, geçebileceğiz. Çünkü diyor bu çürüyen beden çürümezliği. Çünkü bu çürüyen beden çürümezliği, bu ölümlü beden ölümsüzlüğü giyinmelidir. Çürüyen ve ölümlü beden çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince ölüm yok edildi, ölüm yok edildi. Zafer kazanıldı diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Yani bunu nerede duyuyoruz biliyor musunuz? Bu eski antlaşmadan bir alıntı ve bu benim çok sevdiğim bir söz. Rabbimiz İsa Mesih henüz dünyaya gelmeden 750-800 yıl kadar önce gerçekten Hoşea, peygamber döneminde Hoşea'nın ağzından aslında gelişi ve ölümü nasıl yeneceği hakkında konuşuyor. Süper, devam edeceğiz ama bir alo demek istiyorum tekrardan. Alo, merhaba, bizi duyabiliyor musunuz acaba? Merhaba. Merhaba. Sesimiz size geliyor mu? Evet. Merhaba.
Merhaba. Şimdi sesiniz geliyor bize. Ben sizi ancak televizyondan duyabiliyorum. Tamam. Sizi dinliyoruz. Merhabalar. Gelmiyor maalesef. Sesim size gelmiyor. Evet. Şu anda geliyor. Evet, evet. Geliyor mu şu anda sesim? Şu anda geliyor. Merhabalar. Merhaba. Sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bugün bakıyorum hepimiz üzüldüz. Evet. Üzün. Şu anda geliyor sesiniz, evet. Hepimiz üzüldüz. Siz de bu hüzünün ifadesi olarak siyahlar giydiniz. Ona duyduğunuz saygıyla siyah ölümün simgesidir. Doğrudur. Tabutlar, cenazeler hep siyah matem havasındadır. Ben bugün iki farklı duygu içindeyim. Hangi duygum daha öne çıkıyor? Bilemiyorum. Çünkü ben sevgili episkoposumla beraber kilise konseyinde seçildiği tarih olan 11 Haziran 2016'dan beri beraber çalıştık. Kilise Havarisel Konseyi'nin pastoral konseyinin üyesi olarak bundan önceki episkoposlarla da çalışmıştım. Ancak bunun bu episkopuzumuzun çalışma azmi bir havari gibi İstanbul Kilisesi'ne sarılması, tüm kiliseleri tek tek ziyaret etmesi, onların havarisel faaliyetlerine katkı sağlamak için üstün çabaları, alçak gönüllülüğü, bir episkopos gibi değil bir kardeş, bir papaz, bir arkadaş gibi yanımızda durması, onunla beraber yaşadığımız bu uzun sürecin artık birlikte yaşanamayacağını hüznü var. Ancak cenaze töreni, lisedeki dualar bitti. Biraz sonra toprağa verilme, topraktan geldin ve toprağa vereceksin. Evet. Bedeninin çürümeye terk edileceği töreni de izleyeceğiz. Ama benim içimdeki ikinci büyük duygu sevinç. Amin. Sevinmeniz Amin. Lazım. Nasıl bir çocuk doğduğu zaman seviniyorsak, yeryüzüne yeni bir can, yeni bir hayat geldi. Rabbi tanıyarak yaşaması ve ebediyete gitmesi için, Ruben Terabianca için de ailesi dünya getirdiği zaman çok sevindi. Bizler ayrı bir sevinçliydik episkopos olduğu zaman. Ve şimdi bedenini toprağa veriyoruz ama ruhunun ebediyete Rabbimiz İsa Mesih'in yanına gittiği için müthiş bir sevinç duyuyorum. Haleluya. Haleluya. Gerçekten. Öyle bir sevinç ki cennetin kapısında onu karşılayan Petrus, çünkü göklerin anahtarları onda, onu Rabbimiz Mesih İsa'nın önüne getirecek. Rabbimiz Mesih İsa da onu pedere taşırken haç üzerinde çekmiş olduğu ızdırapların ayakları, ellerini ve böğründeki yara izlerini gösterecek ve pedere diyecek ki yeryüzünde o kısacık ömründe yaşamış olduğu hayatında Ruben Terabianca da sana hizmet etti ama yaşarken her inanan gibi birçok günah işledi. Hı hı. Bak diyecek bedenine, bak yaralarıma bak. Ben bütün vücudumdaki yaraları o yargılanmasın diye çektim. Ben onun için dünyaya geldim. Ben onun için haça gerildim. Ve kanımın son damlasına kadar bütün insanlık gibi olduğu için onun için kanımı akıttım. Bak yaralarıma ve onu affet, cennetine kabul et. Bu İsa'nın yaşayan biz tüm günahkarlar için bedeline yansıttığı sözdür. İşte bu sözü İsa'nın söyleyeceğinden emin olarak sevinç duymamak mümkün değil. Çünkü o atalarına katıldı. Ebedi hayata katıldı. Artık şimdi göklerde bayram ve gerçek yaşam sevinci içindedir. Dolayısıyla artık bütün kilise için fazla hüzün duymaya gerek yok. Hı hı. Büyük bir coşku ve sevinçle Amin. Onun ebedi hayatı olduğundan emin olarak onun ruhu için dua etmeliyiz. Zaten onun ruhunu pederine teslim eden
Rabbimiz İsa Mesih var. Amin. Bunun için bu coşkuyla da duygularımızı yüzünden sevince çevirebiliriz. Süper. Konstantino Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir insansınız. Gerçekten size ayrı bir sevgi, saygım var. İyi ki bağlandınız. Güzel sözleriniz için ve aslında doğru ve teselli veren sözler. Ve dediniz ki iki duyguyu bir arada yaşıyorum. Hem bir anda hüzünleniyorum çünkü çok değerli bir Tanrı adamı. Evet, şu anda biz bu gözlerle, bu bedenle onu bir daha göremeyeceğiz ama aslında çok farklı bir yolculukta ve çok daha güzel bir yerde olacak. O zaman bizim onun için üzülmemiz değil, aslında sevinmemiz, dua etmemiz gerekiyor dediniz. Çok da doğru özetlediniz. Teşekkür ediyoruz aradığınız için. Evet, devam edelim. Kani var. Ya beyefendinin sözleri ne gerçekten güzeldi, ne güzel ve gerçekten şey hatırladım öyle. Yani ne olursa olsun, hı hı, yani bizler Mesih'te kardeşiz ve sanırım 133. mezmurda diyor ki yani ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe, hı hı, yaşamak. Hı hı. Yani sakalından, Harun'un sakalından süzülen değerli yağ gibidir diyor. Hı hı. Bunu hatırladım, çok teşekkür ediyorum ona ve gerçekten bizler onun söylediği değerli sözlere baktığımız zaman değerli episkoposun sadece bir episkopos gibi değil ama bir Tanrı çocuğu olarak onlara bir papazları gibi, bir kardeşleri ne gibi, içlerinden şey, birisi gibi, hı-hı, bir öğretmen gibi, hı-hı, onları nasıl ziyaret ettiğini, onlarla nasıl ilgilendiğini, evet, onlarla nasıl görüştüğünü söyledi. Ve bu gerçekten hem bizim hayatımıza bir değer katıyor, bizim bu dünyadayken nasıl bir yaşam sürmemiz hakkında bir resim çiziyor gözümüzün önünde. Hem de onun değerli yaşamını bizlere gösteriyor, değerli olduğunu bizlere daha fazla hatırlatıyor. Aslında hayat ne kadar garip, değil mi Kanivar? Yani, hı hı, yani buradaki, dünyadaki hayat. Yani bir anda dedik ki, Costantino Bey de söyledi. Bir anda kaybettiğimiz zaman böyle insanları, biz de baktığımız zaman böyle Tanrı'da yürüyen, güzel işler yapan, ondan sonra ve onları çok sevdiğimiz insanları kaybettiğimizde müthiş bir hüzün ve acı çöküyor. Hı hı. Ama bir yandan da işte bu acının çok çok büyümemesi gerekiyor. Çünkü biz inananlar olarak biliyoruz ki çok güzel bir... Ve bunun güzellik hikayesini katıyor, de mi? Çok güzel açıkladı. Evet, çok. Yani gökte Rabbimiz İsa Mesih, yani değerli Ruben kardeşimizi havada karşılayacak. Amin. Yani evet, ellerinin, evet, ayaklarını, böğrünü ona gösterecek ve bu sevinçle onu bağrına basacak. Ve gerçekten baktığımız zaman daha önce de elçisine bu yara izlerini gösterdiğinde şunu söylemişti. Yani görmeden iman edene ne mutlu. Hı hı. Değerli Ruben kardeşimiz görmeden böyle iman edip böyle hizmet ettiği için değerli dostlarının, kilisesinin, hı hı, ayaklarını böyle alçak gönüllü bir şekilde yıkadığı için gerçekten böyle değerli bir şekilde eminiz karşılanıyordur, karşılanmıştır. O zaman ben burada aslında bütün hem sevgili Ruben kardeşimizin hem de bütün yakınlarını kaybetmiş, gerçekten bu bağları kurmuş insanlara da söylemek istiyorum ki tabii ki insan olarak mutsuz olduğumuz dönemler olacak. Bu acıyı hissedeceğiz yüreğimizde çünkü özlem geliyor bundan sonrasında. Ama bu bir son değil. Çok güzel bir yerde oluyorlar ve aslında bizim de oraya gitmeye özlem duyduğumuz bir tarafımız var, çünkü değil mi? Çünkü bütün Tanrı adamları, peygamberler böyle söyledi. Yani diyorlar ki özlemle beklediler. Amin. Özellikle Mesih'in özlemle görmeyi beklediler. Amin. Ve mesela az önce verdiğimiz, telefondan önce söylediğimiz, Mesih'ten duyduğumuz aslında sözler vardı. Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı Mesih'in çarmıhı aracılığıyla ve diyor ki, yazılmış olan söz yerine gelecektir. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Amin. Rabbimiz İsa Mesih çarmıhta ölümüyle ölümü yendi. Günahı yendi. Ve gerçekten bizi karşılayacaktı. Ve bu da Hoşea'dan aslında bir çok alıntı. Bir Rabbimiz İsa Mesih henüz dünyaya gelmeden önce Hoşea'nın ağzından şöyle konuştu. Çünkü ölecekti. Yani bizler için o fidyeyi kendi sağlayacaktı ve diyor ki onları fidye ile kurtaracağım. Onları fidye ile kurtaracağım.
ölüler diyarının elinden, ölümden fidyeyle kurtaracağım. Bu fidye Rabbimiz İsa Mesih'in kendi bedeninin ta kendisiydi. Hı. Kendisini sundu. Ve diyor ki, felaketin nerede ey ölüm? Az önceki alıntıyı fark ediyoruz. Rabbimiz bunu söylüyor. Bunu bir peygamberin ağzından duyuyoruz ama bunu Rabbimiz söylüyor. Felaketin nerede ey ölüm? Yıkıcılığın nerede ey ölüler diyarı? Ey ölüler diyarı, yıkıcılığın nerede? Hiç pişmanlık duymayacağım diyor Rabbimiz. Hiç pişmanlık duymayacağım. Bizim böyle bir Rabbimiz var. Bizim için canını vermekten, bizim için ölmekten, bizim kurtuluşumuz için canını vermekten asla pişmanlık duymayan bir Rabbimiz var. Amin. Bu sayede bizler Rabbin sadık kulları olarak dik bir şekilde, sağlam bir şekilde, güçlü bir şekilde durabiliriz. Rabbe ait olan sadıkları kaybettiğimizde dahi hüzünlensek de sevinebiliriz. Çünkü onlar Rabbin yanındadır ve biz de onun yanına gideceğiz. Hem o kardeşimizle buluşacağız hem de Rabbin kendisiyle buluşacağız. Ne güzel bir şey söyledin. Hem kaybettiğimiz, bu dünyada kaybettiğimiz kardeşlerimizle buluşacağız hem de Rab'le beraber buluşacağız. Bugün gerçekten bu kaybı yaşayanlar, Ruben kardeşin kaybını yaşayanlar, sevdiklerinin kaybını yaşayanlar ve acı hissedenler için bu sözler teselli olsun yüreklerde, pansuman olsun. Çünkü bu Rabbin gerçek sözleridir. Bunları ne ben söylüyorum ne Kanivar söylüyor. Bunlar Tanrı'nın kendi ağzıyla, peygamberler aracılığıyla söylediği sözlerdir. Ve şunu da hatırlayabiliriz. Yani değerli 12 elçi vardı İsa Mesih'in ve onlardan Pavlus gözlerini yaşama kapamadan, Rabbin yanına gitmeden önce bize bir emanet bıraktı. Sonra oraya gidişi hakkında neler düşündüğünü bizlere açıklıyor. 2. Timoteos 4:5'ten 8'e. Bu sözleri aslında Rabbin yanına gitmiş sadıklardan kalan, çünkü Pavlus böyleydi, sadıklardan kalan bir söz olarak kendi yaşamlarımıza kabul edebiliriz. Diyor ki, ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, Rab İsa Mesih'i tanıt, duyur, görevini tamamla. Amin. Bizim bu dünyadaki görevimiz Rabbimiz İsa Mesih'i tanıtmak. Çünkü diyor, çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere. Rabbin yanına gideceğini biliyor ve dökülmek üzere diyor. Ve şu sözler, benim için ayrılma zamanı geldi diyor. Sonrasındaki ayetleri ve sözleri gerçekten değerli Ruben kardeşe atfedebiliriz. Çünkü ben Kaan Kor yüreği kaybettiğim zaman kendi hayatımda değerli pastörümü bu sözleri ondan ona atfedilmiş olarak bizler kabul ettik hayatlarımızda. Şöyle diyor, yüce mücadeleyi sürdürdüm, tamamladım, yarışı bitirdim, imanı korudum. Kanivar, çok teşekkür ediyorum ama yayınımızı kapatmak zorundayız burada. Evet, ağzına yüreğine sağlık. Şimdi mezarlığa bağlanıyoruz. Bizden bu kadar bugünlük. Evet, ve yarın görüşmek umuduyla diyorum güzel insanlar. Hoşça kalın. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
un signe de respect pour vous, Monseigneur Ruben. Voici cet encens qui montre à Dieu avec notre prière. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Değerli Satyadi Türk izleyicileri, şu anda Feriköy Latin Katolik Mezarlığı'ndayız. Monsignor Ruben Tierra Blanca'nın defin törenini ekranlarınıza getiriyoruz. Töreni İzmir'e atanan yeni Katolik Başepiskoposu Monsignor Martin Kmetek yönetiyor. Az önce kutsal su ile Monsignor Ruben'in tabutunu kutsadığını gördük. Şu anda okumalar yapılıyor. Dans la joie, dans ta vie, par Jésus-Christ, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre libérateur, lui le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. In paradisum deducante angeli, in tuo adventus suscipiante martires, et perducante incivitate santa miae Jerusalem. Chorus angelorum, Jesus filia, et cum laudare Sıkıntı olmayacak mı? Yok yok. Sıkıntı olmayacak. Yok, hayır. Tamam. Ben gördüm sanki güzel var. İyi mi? Görüyorum. Yavaş yavaş. Evet. Yavaş yavaş.
Elini çektim uzun süre. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Feriköy Latin Katolik Mezarlığı'nda daha fazla cemaat üyesi ve katılımcı var bu törene. Covid önlemleri nedeniyle Saint-Esprit Katedrali'ne çok kişi alınamadı. Özellikle kilise otoriteleri iştirak edebildiler o törene. Ancak mezarlık açık hava olduğu için daha fazla sayıda katılımcı buraya gelebildi. Şu anda seçilmiş İzmir Başepiskoposu Monsenyör Martin Kimetek yine tabutun üzerinde dua ediyor ve kutsal su serpiyor gördüğünüz gibi. Oh.
vastin oleo caput meum, et calix meus redum. Et misericordia subsequentur me, omnibus diebus vitae me. Arkadaşlar, yayındayız ya.
Requiem Eternam Dona ei Domini. Requiescat in pace. Anima Fabuli Tui Ruben, et anime omnium fidelium et victorum, et misericordiam Tuam Domine, requiescat in pace. Kalabalığın arkasında İsa Mesih'ten uzaktaysanız, o zaman öne gelin, yaklaşın. Sen ve ben gerçek ve tek Tanrı'yı kişisel olarak tanıyabiliriz. Bunu yapmak için de İsa Mesih'e bakmamız gerekiyor. Ne mutlu yüreği temiz olanlara. Onlar Tanrı'yı görecek.